selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Denize şu anda indim. Henüz yakıtımı falan almadım. Yakıt almaya gidiyorum. Alışveriş yapmaya gidiyorum. Fethiye'deyim şu anda. Hava çok güzel. Deniz çok güzel. Baktım. O deniz harika olduğu sürece de ben denizde olacağım 3 gün, 4 gün boyunca. İnşallah tabii. Bir sorunla karşılaşmazsam. Umarım keyif alarak seyredersiniz. Herkese iyi seyirler. $568.55 canımız sağ olsun. Maalesef bu iş biraz pahalı. Gezmek en azından pahalı tabii. Bir yere gidersiniz, oturursunuz. 2 gün bir koyda durursunuz. Çok önemli değil ama gezinmek pahalı maalesef. Başlayalım bakalım. Yaptığım alışverişte $180 tuttu. Yavaş yavaş yerleştirip yola çıkma zamanı. Gel sen de gel. Ha? Hadi gel. Gel benimle birlikte hadi. Hadi. Keşke gelsen de üşürsem sana sarılsam keşke. Uy çok güzel, çok güzel bu, çok güzel, uy çok güzel. Şu an çok güzel bir koya gireceğim. Umarım boştur. Hiç sanmıyorum ama umuyorum sadece. Eğer boşsa orada kalacağım çünkü. Maalesef boş değil. Şöyle göstereceğim birazcık. Sonra da mecburen gideceğim. Böyle çok güzel bir yer ama maalesef boş değil. Neyse, gidelim başka yer buluruz herhalde. Haritada başka bir koy gördüm. Böyle derinlemesine içeri giriyordu. Şu an merak edip oraya doğru gidiyorum. Güzel gözüküyordu ya. İnşallah güzeldir. Güzelse burada kalabilirim gece. Evet değişik. Böyle bu kadar bir yer. Ama güzel yani. Sakin. Vallahi beğendim ben.
Eğer çok sivrisinek falan bir şey yoksa bu geceyi burada tamamlayabilirim bence. Buradan da çıkarım, sabah dalışımı yaparım. Ekin koyuymuş burası, öyle yazıyor. Temiz ya. Suyu falan tertemiz hakikaten. Şu an çok açım. Dışarıda yiyip de yani doyasıya yemedim derken içini istediğim kadar koyduramadığım bir şey yapacağım. Şimdi istediğim kadar koyup öyle yiyeceğim şimdi. Başlıyorum. Acıktım. Arılar da acıkmış belli. Hep birlikte yiyeceğiz anlaşılan. Bu da kalın, bunu da keseceğiz. Abi bunu ustalar daha iyi bilir. Ben kendi çapımda yapıyorum bunu. Kendi bildiğim kadarıyla. Yani. Çok iyi oluyor ya. Bu arada iyice pişireceğim. Ki aklımda soru işareti kalmasın. Kekik. Ve kimyon. Abi hiç ekmek yemiyor değilim. Kokoreçli ekmek yemeyecek halim yok herhalde. Şöyle batırmam lazım tabii ki. Diyordum ki abi ne kadar kokoreç yarım kokoreç? 20 lira. Abi bana 30 liralık yap diyordum. Adam yine de 21 liralık falan koyuyordu. Şu an bol bol istediğim kadar koyacağım. 40, 50 liralık, 100 liralık. Ben ne kadar istersen. Bence burası bir 30-40 liralık vardır. Bir tek neyim eksik? Kesinlikle ayranım eksik. Olsun, bu sefere başka bir şey içerim, limonata falan.
Vallahi kimse kızmasın. Ama buzlu kola içeceğim. Bundan sonra kokoreç yavan gitmem abi. Yaparım evimde. İnanılmaz güzeldi. Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten yani. Şu anki huzurumu anlatamam size. Şurayı toparlayacağım. Şöyle uzanacağım. Böyle denizi izleyeceğim şimdi. Herkese günaydın. Şimdi kahvaltımı da yapmadan güzel bir yer bulup oraya girip orada dalış yapmak istiyorum. Tabi bulabilir miyim bilmiyorum. Pek bilmiyorum bu tarafları çünkü. Fethiye'nin dışına doğru çıkıyorum şimdi. Hava çok kapalı. Zaten yağmur gösteriyor. Şöyle göstereyim. Bayağı kötü. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok ya arsada. Deniz düzgün olsun da gerisi çok önemli değil yani. İçeriye girebildim. İçeride bile neredeyse hava var ama biraz daha şimdi derinlere doğru gideceğim. Muhtemelen daha iyidir. Hava hava korkutucu. Ama bir şey olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ne olabilir ki? Dedi ve öldü. Böyle bir yere geldim. Çapa attım. Ama bayağı rüzgar var. Hava zaten rezalet. Muhtemelen yağmur birazdan bastırır.
Çıkarabilecek miyim? Kakıcım da yanımda yok. Bu bir, aslında bu büyük bir sorun yani. Bakalım. Deneyeceğim birkaç defa. Ne yapıyoruz? İhtiyacımız kadar olan balığı vurup ya da yakalayıp çıkıyoruz yani, en azından ben de öyle. Bugün de nasibimizi aldık, güzel iki tane. Şöyle göstereyim. Bir tane çütre, yasemin, domuz balığı, artık hangisini söylüyorsanız. Bir tane de plaka girdası var. Bu arada plaka girdası yasak değil, yasaklı balıklardan değil. Limite de uygun. Onu önceden söyleyeyim, sonra bir linç girişimi olacaktır illaki ama gerek yok çünkü gayet büyük boy. İki tane balığım var. Şimdi güzel bir tane koya gidip karnımı muhtemelen giridayla doyuracağım. Bunu da yarına saklayacağım. Ya da belki bugün, bilmiyorum. Saat daha erken. Günde iki kere balık yenir mi? Yenir. Niye yenmez? Gidelim madem. Öyle bir koya geldim. Çok tatlı bir koy. Küçücük. Suyu da tertemiz.
Kimseyle tabii ki dalga geçmek istemiyorum ama biraz önce gittiğim yerde birisi vardı böyle biraz değişik. Yani deli demek istemiyorum ama aklı dengesi yerinde değil gibiydi. Değişik değişik sesler falan çıkarıyordu. Ben de tek başıma olduğum için tabii ki böyle şeyleri düşünmek zorundayım. Gece orada kalacaktım ama kalmayı düşünmüyorum şimdi. Oradan çıktım. Ölüdeniz'e doğru geldim şimdi. Ya Ölüdeniz hemen dağın arkasında kalıyor şu anda. Onu size göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Ben de yukarıdan çok merak ediyorum. Bakalım nasılmış. Ryan Little. Hazır drone elimize almışken bir de Kelebekler Vadisi'ne gidelim. Hoş bir yer değil mi? Çok değişik böyle yarılmış dağ.
ortasında kalmış bir yer. Ve çok yeşil, çok güzel. Umarım bu yeşillik hiç bozulmaz. Haritada bulduğum, şu an az önce gördüm. Çok güzel bir yere benziyor. Umarım göründüğü gibidir. Oraya doğru gideyim. Birazcık yolum var. Zaten gittiğimde de muhtemelen yavaş yavaş acıkmaya başlarım. Balığımı yaparım ve günü güzel bir yerde sonlandırırım diye tahmin ediyorum. Umarım, bakalım ne olacak. Geldiğim yere bakın. Renklere bakın ya. Çok iyi. Çok beğendim. Çok güzel gerçekten. Aşağısı. Neden bu renk? Çünkü yosun erişteler. Siyahlar erişte. Beyazlar da kum. İnce kum. Belli oluyor zaten. Karşısında küçük bir koy olmuş. Şimdi diyeceksiniz ki bu çocuk pensele ne yapıyor aga? Balık temizleyeceğim bununla şimdi. Balık. Bu balığı temizleyeceğim şimdi. Penseyi neden kullanacağım onu söyleyeyim. Arkadaş, bunun derisi kesinlikle öyle temizlenecek bir deri değil. Çok kalın, çok sert. Yani böyle tırnağınızı falan geçiremezsiniz. Öyle diyeyim yani. Bıçak falan geçmez. O yüzden bu hayvanın derisini yüzerek temizliyoruz. Bıçak bile kesmiyor neredeyse, yani öyle diyeyim size. Arkadaş, böyle bir deri olamaz ya. Hop. Şöyle deriyi bir görseniz fena, hissetseniz çok fena. Böyle davar yüzer gibi yüzsem. Neredeyse bitti. Ama ben de bitti. Gerçekten çok zor bir balık yani. Temizlemesi. Şey gibi. Karton. Karton gibi şeyi. Thank you.
gün batımı o kadar güzel ki. Gün batımında şu yemeği yemek 10 kat güzel. Çok güzel. Harika. Çok iyi pişmiş. O zaman bugün de böyle bitirelim. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. En kısa sürede diğer bölümü de geliyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.